Dostlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü dersimiz majör. Majör nedir? Ne işe yarar? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Do majörden örnek vereceğiz. Majör gamının bir matematiği var arkadaşlar. Majör gamı 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım şeklinde oluşuyor. Tam dediğimiz şeyler arasında bir boşluk olan. Yani atıyorum fa, sol. Tam ses, fa, fa diyez, yarım ses gibi. İki tam, yani fa, fa diyez, sol arası. Fa, sol arası tam, sol, la arası tam şeklinde. La, si, tam, si, do, yarım, do, re, tam, re, mi, tam şeklinde. Şimdi ses aralıkları bu şekilde gidiyor müzikte. Biz do majör gamını yapacağız. Do majör şöyle başlıyor. Do, yani 5. telin 3. perdesinde 2. parmakla başlarsak rahat olur. Do, re arası tam ses. Re, mi arası tam ses. Ama biz bunu ileri gitmek yerine do, re, re, mi şeklinde. Yani 4. telin 1. perdesine geçecek şekilde yapacağız. Do, re, re, mi. İki tam elde ettik bu şekilde. Mi, fa, yarım. Yani iki tam, bir yarım. Sonra üç tam istiyor bizden. Fa, sol arası tam. Sol, la arası tam. La, si arası tam. Si, do arası yarım. Yani do'dan do'ya gelirsek do majör gamını elde ediyoruz. Do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Geri çıkarsak do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bu şekilde çalışırsanız do majör gamını öğrenmiş olursunuz. Majör gamları kürd ile ilgilidir arkadaşlar. Mi, kürdi. Mi, kürdi de mi üzerinden natürel gider. Yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bazı şarkılar kürdidir ama dönüşleri majörden alır. O yüzden do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bu tek pozisyon majör arkadaşlar. Bu pozisyonu gitarın neresinde yaparsanız yapın, yani bas tellerde ilk 5. ve 6. telde size majörü verecek. Mesela la'da yaparsak, la gitarın 5. perdesinde 2. parmağımızı koyarsak la, si, si, do diyez, do diyez, re, re, mi, mi, fa diyez, fa diyez, sol diyez, sol diyez, la. Bize la majörü verir arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bu transpoze mantığını öğrenmeniz için bunu tam ses geri götürürseniz sol majörü elde etmiş olursunuz. Yani burada mantık aynı. 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım. Geri dönüşü de aynı şekilde. Burası sol majör, fa diyez majör. Sol diyez majör, 4. perde. Burada da mantık aynı. Ne dedik? 1 tam, 2 tam, 1 yarım. Yarım dediğimiz sesler yan yana olan sesler arkadaşlar. Sonra 3 tam, tekrar 1 yarım. Ne yaptık? Sol diyez majör. La diyez majör. Si majör. Do majör, si, do arası yarım olduğu için do majör. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do diyez majör. Bu şekilde gitarın bütün perdelerinde majör pozisyonlarını çalışabilirsiniz. Bu 6. tel pozisyonu. 5. telde de mantık aynı. Yani atıyorum si majör 2. perdede başlıyor. Do majör 3. perdede başlıyor. Do diyez majör. Re majör.
yavaş yaparsak do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Notu söylerseniz aynı anda şan da çalışmış olursunuz. Yani ses de çalışmış olursunuz. O da size bir nevi şan dersini de beraberinde getirmiş olur. Yani tonlara hakim olursunuz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do gibi. Burası do majör. Tam ses gidersek re majör. Tam ses gidersek mi majör. Tam yarımı anladık. Nasıldı? Yarım ses. Yarım ses. Yan yana olan sesler. Tam seslerde bir boşluk. Yani sol, la, la, si gibi. Si, do yarım, do, re tam, re, mi tam. Zaten her tel bir gamdır arkadaşlar. En üst tel mide başlar, 12. perdede mide biter. Ara sesler vardır, kromatik sesler. Bir de tam sesler vardır. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Natürel sesler. Mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si, do, do diyez, re, re diyez, mi. Bu da kromatik sesler. Yani yan yana olan bir armoni sesleri. Bu dersimiz do majör üzerine başlıyor. Ama bütün gitardaki bütün majörleri çalabilirsiniz. Bu bir pozisyon majörü. Yani tek pozisyon. Bunu iki pozisyon yaparsanız do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Serçe parmağınızla birinci parmağınızı yer değiştirirsiniz. Yani üçüncü telin beşinci perdesi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Burada da mantık aynı. İki tam bir yarım, üç tam bir yarım. Do, re arası tam, re, mi arası tam, mi, fa arası yarım, fa, sol arası tam, sol, la arası tam, la, si arası tam, si, do arası yarım ses. Bununla şarkılar çalabilirsiniz. Örnekle yani dönüşleri do majörden alıyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yani şarkı mide bitiyor. Şarkı mi kürdi ama do majörü de kullanıyor. Mi kürdi daha önceki derslerimizde görmüştük. Neydi? Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Yani mi üzerinden natürel seslerden oluşuyor. Bunu gitarın neresinde yaparsanız yapın. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi bize mi kürdi veriyor. Bu şekilde pratik çalışırsanız bütün majörleri kusursuz bir şekilde yapabilirsiniz. Transpoze neydi? Ses taşıması. Yani do'dan başlamayıp da mi'den başlarsanız eğer pozisyonu ve matematiği takip ederseniz sizi götüreceği nokta yine mi'dir. Mi'den devam edersiniz. Yine sizi 12. perdedeki mi'ye götürür. La'dan başlarsanız sizi la'ya götürür. Bu şekilde majörlerimiz. Kafanıza takılan başka sorular olursa bir sonraki videoda minörü çekeceğiz. Minörü de anlatacağız. Do majör dediğimiz gibi kürd ile ilgili. Minöre geçince minörle de ilgili olduğunu anlayacaksınız. Yani do majörün ilgili minörü aslında la minördür. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la şeklinde. Bunun da ilgili kürdisi mi kürdidir. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Yani do majör, pardon, la minör ve mi kürdi. Hepsi natürel seslerden oluşuyor. Yani hepsi aslında birbiriyle ilgili tonlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güzel müzikli günler diliyorum.